Herkese merhaba efendim. Uluslararası 2. Seramik Bienali Bursa'nın çalışmaları kapsamında Bursa'nın seramik sanatçılarını tanıyoruz. Programda hoş geldiniz. Bugün birlikte olacağımız arkadaşımız sevgili Sercan Baykuş. Baykuş, porselen ve seramik mi? Evet, doğru. Evet. Kendisinin atölyesine geldik. Güzel bir mekan, böyle tam benim sevdiğim gibi rengarenk. Ve arkadaşımızla şöyle bir kendisini tanıyacağız. Minik bir atölye turu atacağız. Ayrılacağız. Sercan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önce kahve içme şahane ikinci arası. Teşekkür ederim kahvenin içinde oldu. İyi misiniz? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biz sizi tanıyalım kısaca. Eğitiminizi, yörenizi, yerinizi, yaşınızı, başınızı. 87 İsviçre doğumluyum. 99 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Daha sonrasında eğitimime bir süre Eskişehir'de devam ettim. Üniversiteye 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde tamamladım. Ve 2013'te Bursa'ya gelip bir şekilde kendi atölyemi açtım. Bursa'ya nasıl geldiniz? Arkadaş, aile? Ailevi bir durumla alakalı. Bir babamın rahatsızlığı oldu ve buraya gelmek durumunda kaldım onun yanına. Sonra Bursa'da. Kaldım. Evet, burada Bursa'da kaldım. Evet. Peki şunu soralım hemen. Bursalılar çok bilecektir. Çekirgeleri Baykuş'la ilgili. Hayır, hiç yok. Hiçbir alakası yok. Bu çok sorulacaktır. Ben de sordum çünkü. Sercan Baykuş, soyadı Baykuş evet. Sadece. Şöyle birlikte bir atölyeyi gezelim. Buyurunuz. Size neler tabii yaptığınızı anlatın. Atölyeniz, fırınınız, tornanız. Burası bir imalathane. Evet, biz üretimlerimizin çoğunu tornamızla gerçekleştiriyoruz. Fakat siparişin durumuna göre kalıp üretimlerimiz, elde şekillendirdiğimiz üretimler, her türlü üretim yöntemi yapılıyor burada. Evet. Özel sipariş üzerine çalışıyoruz. Butik atölyemiz var. İstenilen şeyi tasarım neyse, evet, müşterilerimizle oturuyoruz, tasarımlarımızı yapıyoruz ve ne isteniyorsa istenilen şeyi çıkartıyoruz. Peki kendinize özel yaptığınız bir şey, bir tekniğiniz var mı renklendirme açısından, porselen yani bir... Aslında konuşulacak çok şey var ama İşin içerisinde o kadar çok teknik uyguluyoruz ki hangi birini anlatayım bir yandan da. Evet. Var. Tabii ki kendimize özgü yaptığımız bir sürü tekniğimiz var. Mesela özel renk sevdiğiniz bir özel renk var mıdır? Mesela sizi gördüğünüz zaman çalışmalarınızda o Sercan'ın çalışması galiba sade, diyeceğiz. Sade, sakin renkleri tercih ediyorum. Eskiden biraz daha renkliydim ama son 3-4 yılda biraz daha sakin renkler, pastel renkler, daha mat yüzeyler. Sır dediler arkadaşlarla hep konuşurken, seramiğin sırrı sır dediler. Sırrı da renklendirmeyi de sırla yaptığını söylediler. Doğrudur. Siz de mat diyorsunuz şimdi. Mat sırları seviyoruz, mat yüzeyleri seviyoruz, doku seviyoruz, dokuyu. O zaman kahve içtiğim fincanda öyle miydi zannedersiniz? Aynen öyle. Değil mi? Aynen çünkü elime böyle şey porselen gibi gelmiyordu, daha toprak, değil, daha... Değil, evet. Biraz daha yüzeyleri hissettiğimiz fütürlü ama gıda temasının olduğu yerlerde sırrı tabii ki mutlaka olmak zorunda. Evet, genellikle dış yüzeylerimizi evet. O dokuyu hissedeceğimiz şekilde olmalı. Buyurun tabii ki. Küçük bir deneme fırınımız var. Buna ne diyorsunuz? Deneme fırınımız evet. Bir de acil zamanlarda, acil durumlarda bizim çok çekez imdadımızı yetişen. Şimdi bunu bilmiyorum, bu nedir? Burada bir yuvarlak fırınımız var, üstten doldurmacalı. Sevdiğimiz bir arkadaşımız, eski bir fırınımdır. Şu anda evet, şu anda soğuyor. Epey sıcak. Şu anda evet. Kaç dereceye kadar çıkıyor? 1250 derecede pişiriyoruz biz. Bizim pişirimlerimiz 1250. Renge göre, bazen çamura göre 1230-1220. Siz ama çamuru nerede saklıyorsunuz? Gelen çamuru. Depomuzda. Şu an karışık bir depomuz var. Evet, yukarıda bir depomuz var. Onlar bazen oraya sığmadığında tabii ki taşıyoruz her yere. Tabii ki. Burada bir emektar fırınımız var, büyük fırınımız. En çok herhalde sizde fırın gördüm ben İlk şimdi. İlk göz ağrısı yenisi de geliyor. Geliyor. Anca yetiyor diyorsunuz yani. Yetiştiremiyoruz evet böyle bir durum oluyor. Peki Bienal için çalışmalar ne durumda? Bir fikriniz var mıdır? Nedir, ne değildir? Bienal için... Arzu ettiğiniz bir şey, böyle tasarladığınız bir şey var mı? Tabii ki de yani gurur duyduğumuz bir süreç. Tabii. Hem Bursa adına hem sanat adına. Ve bu süreçte de bizlerin de bu işin içinde oluyor olması evet. Bir şekilde bizi çok gururlandırıyor. İlla ki her tarihine anında. Evet kesinlikle ve bir uluslararası bir Bienal sanatçısı olmak çok değerli. Evet. Onun önce farkındalığını yaşamamız lazım.
elimizden geldiği kadar da işte doğru tasarımlarımızı üretip oradaki katkıda bulunacağız mutlaka. Peki burada atölye çalışmaları yapılacak mı? Atölye çalışmaları yapılacak. Bunun programlarını yaptık, tarihlerini belirledik. Güzel. Takvime yazılacak. Bir işte torna ve çömlekçi çarkında burada atölyelerimiz olacak Biennale süresi boyunca. Değerli sanatçılarımızı alabileceğiz. Böyle bir programımız evet, çok var. Çok güzel sanatçılar da gelecek. Evet. Ve burada güzel işler olacak. Hakikaten. Kapımız Biennale süresince ve sonrasında yani her zaman açık. Sahil zamanda da atölye yapıyor musunuz? Oluyor. Gençlere, evet, çocuklara. Evet. Yani seramikle tanışmak isteyen ya da istemese de buna bizim zorladığımız çok insan oluyor. Yani bu çamura bir kere Ulaşmak gerekiyor. Bu çamuru ulaştırmak gerekiyor. Çünkü hayatın içerisinde o kadar çok değişken var ki bu değişkenler içerisinde kendimize vakit ayıramıyoruz. Evet. Bir hobimiz yok. Bir yaşam mücadelesi içerisindeyiz. Ama bir durmak lazım değil mi arada? Evet, biz de buna bir hani, evet, yardımcı olmak istiyoruz bu tarz durumlarda. Bir gününü böyle bir gününü bir şekilde ayırırsan orada bir de şeyle atölyelerde çok güzel dostluklar da gelişiyor. Kesinlikle. Ayrıca. Ve bir de atölyelerde gelişen dostluklar da çok başka boyutta oluyor. Aynen öyle. Özellikle çocuklarımızı çok davet etmeye çalışıyoruz. Çocuk atölyeleri. En önemli şey de o çocukların değil mi sanatla tanışması, kesinlikle, çamura, kesinlikle. Renklerle tanışması. Onu görmezse nereden bilecek hiç hayatında deneyimlemezse. Uygulamalı olmadığı sürece şu diyorsunuz. Ya zaten yeni nesil çocuklar, bu bizim ayıbımız. Yani mercimeğin şeyin her şey poşetlerde, marketlerde satılıyor. Mercimek hep poşette biliniyor. Poşette ya da tavuk eti orada duruyor ama O tavuk eti, evet. Yani onu bir tavuk olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Onun için bilmek lazım. Toprak da hayatın özü diye düşünürüm ben. Kesinlikle. Her şey. Ve bunu herkesin deneyimlemesi, evet, gerekiyor. Evet, evet. Ben çok hoş buluyorum seramik çalışmalarını. Sanatın her dalını, renkleri zaten çok severim her şekilde. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Biennale'de görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim o zaman. Görüşmek üzere.